Çok kıymetli misafirler ve sevgili gençler. Ben de sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkanım söylediği gibi böyle özel bir günde ve yine Kanuni Sultan Süleyman'ı ve tarihimizi konuşacağımız bir meseleyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerle beraber tanışmaktan ve hasbihal etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Beni buraya davet ettikleri için sevgili Nedim Hocama ve sevgili meslektaşım Mehmet Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Ve yine benim sınıf arkadaşlarım beraber olduğumuz Mesut Bey, Osman Bey bunlarla 4 yıldır bir arada oturduk okuduk. Onlar da burada vazife yapıyorlar. Çok sevdiğim arkadaşlarım. Yine onlarla da uzun bir süreden sonra beraber olmaktan da yine büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizi tanımak isterseniz eserlerimize bakınız. Ve ses sahibine haber verir arkadaşlar. Osmanlılar diyorlar ki herhalde gün gelecekte kendilerini tanımak çok zorlaşacak. Bunun demek ki farkına varıyorlar. Bunu anlıyorlar ki bizi tanımak isterseniz eserlerimize bakınız diyorlar. Gerçekten yıktığımız, yok ettiğimiz, bu kadar senedir yerine göre düşmanlık ettiğimiz, her türlü eserlerini yok etmeye uğraştığımız ve bitiremediğimiz Osmanlıları tanımak için yine bugün eserlerine bakmak kâfi. Onları o zaman çok iyi tanırız. Fakat onlara da bakalım. Onlara da okuyalım. Dizilerde, romanlardan maalesef tarihimizi öğrenmeye ve okumaya çalışan bir millet haline geldi ki çok utanılacak bir durum. Geçen Kanal 24'te çalışan 24'te bu Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili sunucu bana dedi ki hocam dizinin çok büyük bir faydası oldu değil mi dedi. Ne oldu dedi? Tarihimize ilgi arttı dedi. Evet dedim ya. Herkes öyle söylüyor. Demek ki dedemizi ve ecdadımızı öğrenmek istemek için, araştırmak için ona iftiraların atılmasından memnun olur hale gelir. Utanılacak bir durumda biz ne iyi oldu diye çıkartıyoruz. Utanacağımız bir durum. Kişinin az önce başkanımın belirttiği gibi babasını ve dedesini tanıması için ona iftira mı yedirmesi lazımdı? Ona iftiraların mı yedirmesi lazım? Bununla mı bizi öğrenecektik? Ama maalesef bu noktaya da geldik ve bundan bile memnun olur. Hale gelip bunu da normal seven insanlar söylüyor maalesef. İlgi alaka arttı diye. İçinde bulunduğumuz durumu buradan anlayabiliriz. Oysa Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye nasihatlerini sadece öğretecek Osmanlıların temel değerleri ortaya çıkar. O nasihatleri zira bizim kültürümüzde nasihat çok önemlidir ve tecrübe çok önemlidir. Şimdi bunu unuttuk. Büyükler moruk olur, bir şey bilmez olur. Tecrübe anaya babaya saygı kalmaz, hürmet kalmaz. Tecrübe elde gider. Halbuki 70 yılı, 80 yılı tecrübesini bizlere aktaracaklar ve verecekler. Eskiden hep tecrübe bana gösterdi ki diye sözlerine başlıyorlardı, söze başlarken. Tarihi ne kadar bilirseniz o kadar çok tecrübeye sahip olursunuz. İbretlik hadiselere sebep olursunuz ve hata etmezsiniz. Hata etmezsiniz. İşte Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye nasihatleri aslında Osmanlı Devleti'nin anayasasıdır. Ve 7 maddeye indirgeyebilirsiniz. Bizim anayasamız şu elimdeki defterin yarısı. Herhalde kalınlığı itibariyle, büyüklüğü itibariyle de yarısı. Avrupa Anayasası'na bakarsanız bizimkini ikiye bölün ve kalınlık olarak da ikiye bölün. Hem büyüklük hem kalınlık itibariyle ikiye bölün. Bilemiyorum tam nedir ama Amerikan Anayasası'nı böyle bizim geçtiğimizde 27 madde falan derlerdi. Osmanlı'nın temel anayasası maddelerinde 7 maddeye irca edebilirsin, düşürebilirsin. Ve o Osman Gazi'nin nasihatinde, nasihatlerinde Osman Gazi'nin bellidir.
Akıbeti kâr budur herkese, bağlı fena bir ve civana ese diye başlar. Teşhis kendisine nasihat etmeye başlarken, evladım akıbeti kâr budur herkese, nihai akıbet, nihai iş budur ki, bağlı fena bir ve civana ese. Bağ, rüzgar, bağlı fena ölüm rüzgarı. Ey bağlı sabah uğrarsa yorum haram eyle diyoruz ya, bağlı fena da ölüm rüzgarı. Pir ve civarı eser, gençli ve yaşlı dinlemez. Herkese eser. Onun için bizim Anadolu'da bir söz vardır. Gençlikte ölen çoktur, ihtiyarlıkta ölmeyen yoktur. Ama gençlikte ölen daha çok. Bir de 40 yaş arası genç kabul edersin, bu yaşlarda ölenler daha çoktur. Fakat ihtiyarlıkta da ölmeyen yoktur. Herkes gidiyor. Az önce tarif edersen de bu de. Devleti ihbarla ol muhterem. Ey oğlum, eğer ben halimi görüyorum, kendimi görüyorum, artık yaşım ilerledi, 10 senedir seferlere çıkamıyorum, nitris hastalığından muzdarip, eğer az bir deka eylersem, o deka alemine göç edecek olursam, devleti ihbarla ol muhterem. Ey oğlum, sen devletle kal, ihbarla kal. Çünkü senin gibi halef koymuşam, reddedersen bu cihandan ne kal? Yerime öyle bir evlat bırakıyorum ki, benim için ölmek artık üzüntü değil. Yine Anadolu'da bir söz vardı, bazı ölenler için gözü açık gitti derler. Çok güzel işler vardı. Oğlunu evlendirecekti, kızının görülmesini görecekti, falan 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 işleri yapacaktı. Yapamadı garip, gözü açık gitti. Oysa ben diyor Osman Gazi, gözlerimi asude bir şekilde kapatabilirim. Zira senin gibi halep koymuşam. Yerime öyle birini bırakıyorum ki benim için ölmek tam değil. Kişi olur ki koyan yerinde bir eser, esersiz kişinin yerinde yerler eser. En önemlisi de iyi bir insan yetmiş demektir. Bu bir evlattır, bu bir talebedir, bu bir insandır. 16. yüzyılda bir Avrupalı tarihçi, bizden Avrupalılar İyi yetiştirilmiş köpekten, Türkler de iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş insandan bahsederler diyor. İyi insan, iyi adam bırakmak. İyi adam. Değil mi? 17. asırda bir tarihçimiz artık adam yetişmediğini görüp de padişahlar seslenirken diyor ki mesacidir ve abid ko, adem yap. Kâbe yapmak çadır, adem yapmak. Taş ağaç kaydı ne lazım şahım? Yaraşır şahlara Adem yapma. Mesacidir ve abid ko, mescit ve mabedi bırak, adam yap. Kâbe yapmak çadır, Adem yapma. Bir adam geliştirmek, Kâbe'yi yeniden inşa etmek iyidir. Taş ağaç kaydı ne lazım şahım? Yaraşır şahlara Adem yapma. Şahlara ve padişahlara taşla ağaçla uğraşmak yetişme, yakışmaz. Onlara uğraşma, sen adam yetiştir. Gerçekten kaliteli adam olur da o mahallede mabed olmaz mı, mescid olmaz mı? Hiç eksik gördük mü? Ama adam yoksa her tarafı cami vermek ona. Her tarafı da ne olacak ki? Sen adam yetiştir, iyi adam yetiştir. Bakın birincisi adam yetiştirmek olarak görüyoruz. Her nerede işletin ehli ilim, gözlerle rağbetin ikbali ilim. Nerede bir ilim ehli duyarsa ona rağbet et, ona ikbal ver, ona mevki ver, ona yumuşaklık göster. Eyler-i ayet ulemaya tamam, ta ki bu rağbet bir şeriat nizam. Ulemaya riayet eyle ki din ve devlet işleri nizam olsun. Biz Osmanlı Devleti'ni hep bir kılıç devleti olarak gösterdiler, savaş devleti. Bize böyle öğrettiler, liseli yıllarda. Ne kadar değişti bilmiyorum ama o kadar genlerimize işlemiş ki bunlar kolay kolay yıkılmıyor. Kolay kolay yıkılmıyor. Ve maalesef hala bunları anlatanlar en ön planlılar. Televizyonlarda onlar. Onun için gerçekten başlarıma katılıyorum. İşte Kanal 26 yöneticilerini özellikle tebrik ediyorum. Hiçbir yerde görmedim. Benim kadar herhalde konuşma yapmaya giden insan azdır. Şu ay içerisinde 20 tane konferansım var. Buraya da Mehmet Bey'den uzun bir şeyler bu tarihe
tarihin uygun, vaktin uygun olsun, onunla ilgili konuşuyorum. Ancak bir şehrin televizyonu veya radyosu, ben de bunu yayınlayayım diye bilim adamına hürmet gösterip, saygı gösterip, ilme hürmet gösterip ve o ilmi bütün halkına arz etmek üzere ben bir yerde görmedim. Özellikle teşekkür ediyorum. Bunlar çok önemli. Zira başkaları başka işler yapıyorlar. Yıkıcı bir program yapıyorsa, inanın ne şehirde orayı doldururlar, onu ulaştırırlar. Yıkıcı program yapıyorsa, yapıcı değil. Orada herkes de Türkiye'de bir günde meşhur olabilir. Eğer yaşadığıma küfredersen. Bir günde ertesi gün beni bütün Türkiye tanıyabilir, bunu yanlış düşünmeyin. Arkadaşlar maalesef böyle bir noktadayız. Nerede olduğumuzu işareti olarak bunu ifade ediyorum. O sebeple yine Türk Ocağı'nın halka açık yapması, bu birincisiymiş, bundan beni ayrıca memnun etti. Halka açık yapmaları, onu duyurmaları, bu da çok önemli. Kapalı kutu içeride, okulda, üniversitede, belli yerlerde, lisede değil ama bütün halka ve bugün ben şurada kitap imzalarken pek çok arkadaşım halktan burada görüyor. Ne kadar hoş. Bu da ayrıca beni çok memnun etti. Her nerede işlesin ki ehli ilim gösteremez. Osman Gazi'nin kocası Şehzade var. Onların kurulduğu yerler buralar. Bizler onların ilk mekanlarında bulunuyoruz şu anda. Kocası Şehzade var. Damadı Dursun Paşa. Yine Orhan Gazi'nin en önemli alimlerinden Davud-u Kayseri, Taceddin-i Kürdi, Dursun Paşa. Yıldırım Bayezid, Emir Sultan, Molla Fenari, İkinci Murat, Molla Yegan, Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin, Molla Birani, Molla Hüseyin, Yavuz Sultan Selim ve Kemal Paşazade, meşhur Tokatlı, Zengilli Ali Efendi, Kanuni Sultan Süleyman, devrinin en büyük hukukçularından Ebu Suud Efendi, İkinci Selim, Hoca Saadettin Efendi, sona kadar gideriz. Hiçbirisi ilme ve alimlere sırt çevirmedi. Ne için tuttular bunlar? Bunlar süs bitkisi miydi bu alimler? Bunlar süs bitkisi mi? Burada sarayında süs olsunlar diye mi tuttular? Yine ne söyleniyordu bize? Osmanlı padişahları astık, kestik. Her şey iki dudağı arasında. Peki bu alimler ne? Osmanlı'nın divanında devrin en büyük iki alimi var. Anadolu kazasını ve Rumeli kazasını. Bunların ikisi devlet görevlisi ve divandadır. İnanır mısınız? Hani şimdi bakanlar kurulu kim başkanlık yapıyor? Başbakan. Osmanlı padişahları divan hümayına başkanlık dahi etmiyor. Çıkıyor arkada dinliyor. O astık kestik denilenler. Topkapı Sarayı'na girdiğimizde kubbe altında orada başkanlık çünkü padişah söz söylese kimse aykırı konuşamaz. Kafes altında dinliyor. Bu kadar da bir demokrasiyi görüyoruz biz. Peki ne var burada? En önemli husus meşverettir. Meşveretsiz kim ki bir iş işleye, çok nezaket parmağını çok işleye demişler. Meşveretsiz kim ki bir iş işleye, kim bir iş yaparsa çok nezaket parmağını çok işleye, çok pişman olur. Onun için talebelerime hiç bir işe karar verdiniz mi? Gidin annenizle istişare edin. Babanızla istişare edin. Hocanızla istişare edin. Allah için konuşacak. Yani bir art niyet gözetmeyecek. Bir arkadaşınızla istişare edin ve söylediğini yapın. İnanın sonunda pişman olmazsınız diyoruz. Sonunda asla pişman olmazsınız. Zira sen tedbir alırsın. Takdir Allah'ındır. Kavlu haktır. İnanmayan ahmaktır. Vallahi muhakkaktır. Tedbiri bozar takdir demişler. Demek bu nihan sözü, gün günü diyar sözü, mahbub cihan sözü, tedbiri bozar takdir. Sen onu bilemezsin. Ben bilemem. Ben sebeplere yapışmam. Yapıyor mu bunu ecdadımız? Yapıyor. Ne var? Tarih şu. Ne kadar önemli bakın. Başkanımız bunun üzerine değindi. Biz dedi, bizim şu anda bu devletimizin kurucuları bir yerlerde çıkıp gelmediler.
Osmanlılar dediklerimiz, onlar da bir yerden çıkıp gelmediler. Bakın Osman Gazi'ye, Erdoğan Osman olsun, Oğuz Kara annesisi, Hakk'ın bir kentler kurusun, İstanbul'u aç güzel. Tarih şuurunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar büyük bir tarih şuuru dünyada gösterilemez. Erdoğan Osman olursun, sakın babana ve dedeni unutma. Babana ve dedene saygılı ol. Ardından Oğuz Kara annesisi, 42. göbekten ecdadını, 45. göbekten ecdadını hatırlatıyor. Oğuz Kara Han'ı da unutma. Oğuz kim? Kara Han kim? Onu da unutma. Bu kadar 42. göbekte arada onlarca devletimiz var. Bakın Osmanlı'ya. Osmanlı nasıl sahiplendirilir? Bu kadar köklü bir devlet gösteremezsiniz. Hakkın bir kentler kurusu. Sakın evladım. Yarın devletin büyür. Sanki Osman Gazi o evlatlarının İstanbul surlarına tırmandığını, sanki Osman Gazi Viyana önlerinde at koşturduklarını, bir ucundan Yemen'e, bir taraftan Fas'a Tunus'a, bir taraftan Rusya Bozkurlarına steplerine doğru yürüdüklerini görüyor. Kanuni'nin bir elinde 300 bin kişinin önüne doğru atıldığını görüyor. Hazinelerini odaların almadığını görüyor. Ve diyor ki, sakın evladım kibre ve kurula kapılma. Hakkın bir kentel kurusun, aciz bir kurusun. Asla gururlanma, gururlanma. Uyarıyor, dikkat edin. Ve ardından hedef veriyor. İstanbul'u aç güzel yap. İstanbul'u al ve bir gül bahçesi eyle. Gül bahçesi. 700 senenin Müslümanların fethi sevdası, aşkı, hedefi, gayesi. İşte Peygamber Efendimiz'in o büyük müjdesine nail olmak için çırpınan ve 700 senelik fethedilememiş olan o fethi evlatlarına bu size nasip olsun. O size nasip olsun diyor ve İstanbul'un fethini onlara hedef gösteriyor. Hedefin büyüklüğünü görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar köklü tarihine sahip çıkarsan ve bu kadar hedef gösterirsen işte ona ulaşırsın. Ona ulaşırsın. Ve ulaşıyorlar değil mi? Fakat bakın o Fatih Sultan Mehmet'e, Fatih Sultan Mehmet'e İstanbul surlarından içeri girdiği gün o kadar büyük bir sevinç gösteriyor ki yerinde duramıyor. Çocukça bir sevinç. Etrafındakiler normal diyorlar. Yani 800 senelik fethedilemeyen bir yer fethetti. Osman Gazi'nin yıllarında 700'lü yıl vardı. Şimdi 800 seneyi buldu. Fethedilemeyen bir yer. Peygamberin müjdesine dair oldu. 1000 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezini aldı. Basit bir durum değil. Dünyada çağ değiştirdi. Normal diyorlar. Çocukça bir sevinç. Gençliğine veriyorlar. Müthiş zeki bir padişah arkadaşlar. Müthiş zeki. Onların bu düşüncelerini okuyor ve diyor ki bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetti. Zamanında Akşemseddin gibi bir alimin kuruluşuna seviniyor. Buyurun. İlme ve alime gösterilen değer bundan. Şu sözü 3 sene önce söylese, şu sözü 3 hafta sonra söylese bu kadar önemli değil. Topkapı surlarından içeri girdiği gün, girdiği an söylüyor. Sevincin en yüksek durumda olabileceği bir zamanda söylüyor. Zamanında Akşemseddin gibi bir alimin kuruluşuna seviniyor. Ve ertesi gün Ayasofya'nın etrafında ilmi hareketleri başlatıyor. Zeyrek'te Molla Zeyrek ders vermeye başlıyor. Ve çağın en büyük üniversitesi Sahn-ı Seman medreselerinin temellerini attırıyor. İlme verilen kıymeti bakın. 6. göbekte Osman Gazi'nin vasiyetini unutmuyor. Ve bir çiçek yetiştirene, bir çiçek 500 akçe veriyor, bir gül yetiştirene. İstanbul'a gül bahçesi eklemişti. Gülzar yap, unutmuyor. Tarihi çok önemlidir. Bakın Fatih Sultan Mehmet'in dedesine bağlılığına 6. göbekte. İkinci günden itibaren ölü diye bir şey göremezsiniz. Kaçanlar geri
üç ay sonra, bir ay sonra geri geliyorlar. Bir de demokrasi diye Irak'a girenlere bak. Kan bahçesine çıkıyorlar, çakan. İyilikler getiriyorlardı. Demokrasi getiriyorlardı. Hürriyet getiriyorlardı. Saddam gerçek bir zalimdi. Halk bir zalimden kurtulduğuna nasıl seviniyordu? Hep beraber gördük. Bunlar çok eskide kalmış şeyler değil. Fakat daha bir ay, üç ay geçmeden nasıl bir belaya çaktıklarını ve Saddam'a rahmet oturttuklarını, Irak'a gidenler Amerikan askerlerini büyük büyük böyle duaların arasında nasıl oturttuklarını, halkın içine nasıl çıkamadıklarını ve ortada devlet diye bir şeyin kalmadığını ve Irak'ın kan bahçesine döndüğünü 2 milyondan fazla ölüyle gördü. Daha ne kadar ölü geri çıkacağını bilemiyoruz oturacağına kadar. Daha neler olacak bizler bunları bilmiyoruz. Ama oradakilerde işte Libya'da değil mi? Bir taraftan kendi vuruyor halkına, bir taraftan vurduruyor. Bir taraftan kendi vuruyor, bir taraftan vurduruyor. Gaflete bak. İşte idareci bunlar. Adı İslam. İslam'ı da anlamak bu kadar önemli ki. Maalesef dinimize, tarihimize ve dilimize görülmemiş bir saldırı yapılmıştır. Görülmemiş. Osmanlı tarihi kadar yanlış anlaşılan bir tarih gösterilmesiydi arkadaşlar. Osmanlı tarihçiler çok iyi bilirler. Yanlış değerlenen, yanlış yorumlanan bir tarih dönemi gösteremezsiniz. Kaldı ki bu dönem, bugün 64 tane birini ufaklı devlet var Osmanlı'nın bıraktığı yerde. Osmanlı gitti, huzuru bitti denilen dönem. En fazla da araştırılan bir devlet. Adil bir devlet. Asla alnımıza kara bir leke sürmemiş olan bir devlet. Asla. Onun için ben diyorum ki Osmanlı ile ilgili aleyhte bir söz duydunuz mu? Önüne koskocaman bir soru işaretini koyun. Bakın ben ilim adamıyım. Reddedin demiyorum. O zaman ilmiyelikten çıkardım. Osmanlı'ya birisi iftira etti. Yani aleyhinde konuştu. Siz onu reddedin. Demiyorum. Zira ilim adamıyım. Ama koskocaman bir soru işareti koyun. Ve ben bunu araştıracağım. Kitap okuyacağım diye. İnanın %99 yanlış yapmadığınızı ve iyi ki bakmışım dediğinizi göreceksiniz. İşte Kanuni Sultan Süleyman. Altın çağ denilen bir dönemi ele aldılar. Altın çağ denilen bir dönemi ele aldılar ve yıkıp geçiyorlar bu düzenlerle. Bunları düzeltmek tarihçilerin ne kadar zamanlı ve vakti lazım bilemiyorum. Ne kadar alır? Ben bizi başlamadan önce Balıkesir Üniversitesi'ndeki konferans verdi. Hazır olun iftiralara dedi. Zira parça bütünün habercisidir. Parça birinci bölümü izlersiniz, ikinciyi anlarsınız nereye gittiğini. Buldozerlerle geçiyorlar. Kanal 24'te yine bana doğru tek bir karesini gösteremezsiniz dedi. Bu dizinin doğru tek bir karesini gösteremezsiniz. Arkadaşlar bunu bir profesör söylüyor. Bunu övülmek için söylemiyor. Ama bir ilim adamı söylüyor. Çıkıp cevap vermeleri lazım. Kanal 24'te söylüyorum, Türkiye izliyor. Çıkıp cevap vermeleri lazım bana. Fakat ortada cevap diye bir şey yok. Ertesi gün benim tarihim danışmanı, bu dizinin danışmanı benim mesai arkadaşım. Kıymetli bir ilim adamı. Erhan Akyoncu, bana bu kadar hakareti hiç kimse yapmadı dedi. Ben sen benim dostumsun, beraberiz, aynı yerdeyiz. Onu 50 kişi aramış, Ahmet Hoca konuşuyor diye, izlemiş. Bana bu kadar hakareti hiç kimse yapmadı dedi. Erhan Hoca, ecdadımıza da bu kadar iftirayı kimse yapmamıştı dedi. O da senin danışmanlığına nasip oldu. Ama ben, Erhan Hoca'nın bu diziye zerre kadar katkısı yok dedi. Ben aslında seni korudum. Fakat sen savunuyorsan, bu diziye benim katkım var diyorsa, git senin olsun. Benden uzak ol. Benim ecdadıma da bu kadar iftirayı, bu kadar hakareti hiç
şöyle bir kitapla ne yapmış diye baksa adam. Hani bizi tanımak isterseniz eserlerinize bakınız. Ses sahibini haber verir dedi. Dışarıdan biri geçer, dersiniz ki aa Nedim abi geçiyor. Biri geçer, Mehmet Hoca geçiyor. Hüseyin Hoca geçiyor. Söylersiniz. Biri geçer, insan geçiyor, kadın geçiyor, erkek geçiyor, insan. Kedi geçiyor, yılan geçiyor. Bildiğimizi söyleriz, bilemediğimizi. Aa bu ne deriz ya? Bu ne sesi? Çıkar bakarız. Sen de Kanuni'ye şöyle bir bak. Kanuni Sultan Süleyman'ı şöyle bir tanı. Adamın 13 tane seferi var. Dünyada kaç defa karşısına ordu çıktı? Bir defa ordu çıkabildi. Dünyada karşısına bir kez 13 tane seferi var. Son 10 yılında da seferi yok. Ölümünden önceki hariç. Son 10 yılında da seferi yok. Yani 36 yılının yaklaşık 14-15 yılı seferlerde geçti. Dikkat edin. Ama dünyanın tek adamı, karşısında dünyada ikinci bir güç yok. Dünyada hükümler verirse millet Kanuni'yi anlıyor. Ona bütün dünya muhteşem Süleyman. Büyüktür, grandır, nerdebıkır, yenilmezdir. Dünyada Osmanlı'da sultan denildiğinde Kanuni deniliyor. Yatmadı, oturmadı sarayında. Neyi istese gelir dünyada bir fermanına bakar. Bir fermanına ve bu kadar ezici, içeride ne kadar mütevazi ise koskoca Cevre Savaşı'nda piyade paşa düşman donanmasını mahvetmiş gelmiş İstanbul'a girerken o büyük armada selamlayarak yanındaki Rüstem Paşa'ya diyor ki gururlanacak zaman değil, Cenab-ı Hak'a şükredecek bir zamandır. Ele geçen ganimetlerle medreseler ve camiler yapma. Gururlanacak bir şey değil, Cenab-ı Hak'a şükrümüzü yapma. Bu kadar mütevaziyken dışa karşı Türk'ün ve Osmanlı'nın gücünü bu kadar gösteren bir devlet adamı ortaya çıkmaz. Fermanlarında şöyle başlıyor. Ben ki yeryüzünde bütün Müslümanların halifesi ve Karadeniz'in Bahri Sevgi'nin ve Akdeniz'in ve Kızıldeniz'in ve İstanbul'un ve Mukaddes Medine'yi mürevveren Mekke'yi mürevveren Kudüs-ü Şerif'in ve Anadolu'nun ve Rum'un ve Karaman'ın ve Gürcistan'ın ve Halep'in ve Şam'ın ve Mısır'ın ve daha nice nice Arap memleketlerinin ve Asır, ve Tunus'un, ve Cezayir'in, ve Moldova'nın, ve Romanya'nın, ve Evrak'ın, ve Doğda'nın, ve Budin'in, ve Belgrad'ın, ve daha nice nice Arap'ın, ve daha nice nice memleketlerin hükümdarı. Sultan Bayezid Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman Han. Altına tek bir ifade. Sen ki, İspanya Kralı Şafet. Sen ki Fransa İlahiyeti'nin kralı Francesco'sun. Haddini bil. Yer götürme zorluğun mahalleleri geçmeden önce şunu yapasın. Karşısına bir defa ordu çıkabildi 1526'da. Avrupa 80 bin kişilik bir güçlü birlik verdi. Ve Macarlar'da 80 bin kişilik ağır zırhlı ordularıyla çıktı. Çıkartabilecekleri en muazzam kuvvet. Ağır sırtlı diyorum, sadece gözleri gözüküyor. Kılıç ve bok işlemeyecek şekilde 3 metrelik süngüleriyle yekpare bir kitle halinde bir dağ gibi ilerliyorlar. Ve Kanuni Osmanlılar bu orduyu çarpmak bir dağa çarpmak gibi. İlan şöyle bir açılıyor. Şöyle açılıyorlar, içeri doğru yeniçeri birliklerine kadar giriyorlar. Müthiş çarpışmalar oluyor. Hatta 3 meşhur şövalyeleri Kanuni'nin önüne kadar geliyor. Kanuni'ye kılıcını çıkartıp çarpışıyor bunlarla. Fakat hilal bu esnada kapanmış vaziyette. Ve bir meyvelini sıkıyor ve bir limon posası gibi aşağı akıtı veriyor. 2 yıl hazırlık, 2 ayrı yol, 2 saatte bir ordunun mahvedilmişi derler. Morhaç için. 2 saatte.
dünya artık kanun yine karşısına çıkamıyor. Almanya'yı Cenab-ı Hakk'ın bazı insanlara lütfudur. Şarkı'da böyle bir lütfu var. Atadan, dededen, anadan, babadan, hanımdan derken Fransa hariç bütün Avrupa'yı, Avusturya'yı, Almanya'yı, Belçika'yı, Hollanda'yı, İspanya'yı hepsine adam sahip olmuş. Fakat karşısına da kanuni çıkınca adamın bütün karizması gitti. Sadece İspanya'ya kapaklarını kaldı. Dışarı çıkamadı. Onun için Avrupalı tarihçiler Schalke'yle alay ederler, dalga geçerler. Macar tarihlerinde var, tam iki ay kanuni Almanya'yı çiğniyor 1532'de. Gönderdiği fermanlar Macar tarihlerinde var. Kadında bile bir terlik vardı, bir yiğitlik vardı. Sen de bu da yok. Sen nesin? Sana sultanlık, hükümdarlık yapmak haramdır. Git bir köşede uyu. Neler söylüyor, ne hakaretler yapıyor. Karşısına çıkamıyor asla. 1533'te anlaşma için elçileri gönderdiğinde kanun değil bu, o da yazmış. Denkmiş şuralara hükümdarıyım diye. İbrahim Paşa, Allah Allah diyor. Senin efendi buraların hükümdarı mı gerçekten diyor. Evet deyince, ya daha dün geldik biz oradan diyor. Atlarımız iki aydır orada var, orada su içti. 100.000 kişinin askerimiz orada doydu. Senin yetendiğin neredeydi? Eğer onlar olursa, önümüzdeki sene yine geliriz diyor, bizi beklesin. Ben onu efendime falan gösteremem diyor, yüzü atıyor. İbrahim Paşa, şu paremden çıkamıyor ya, kadın şeyler kovalıyor falan filan bunlar. Bakın, görev bunlar, bunlar tanımıyor şimdi. O Kanuni Sultan Süleyman durmadı. Doğuya girdiği zaman Safevi ülkesine Şah Tahmas şu mektubu gönderiyor. İstediğin kadar kal, istediğin kadar gez, istediğini yap. Asla karşına çıkmayacağım. Sen bilirsin. Beni asla karşına çıkan bulamayacaksın. Bağdat alıyor, Tebriz'i alıyor. Ne bildikler yapıyor. Karşısında ordu yok arkadaşlar. Güç yok. Ama yapma. Adam şunu sorar. Kanuni babasından ne devraldı, oğluna ne bıraktı değil mi? Bir bak. Harikasına bir bak. Kanuni ne aldı, ne bıraktı. Yavuz Sultan Selim'den ne devraldı? Bakın ne kadar fayda değil mi? Soru sorun arkadaşlar. Sakın bir de insanlara cevap vermeyin. Soru sorucu olun. Biz konuşuyorsa siz de bir sual sorun. Öyle adam ondan sonra anlasın. 6,5 milyon kilometre kadar toprak devraldı. Peki ne bıraktı? 14,8 milyon kilometre kadar toprak. 6,5 milyon kilometre kadar toprak devraldı. 14,800,000 kilometre kare toprak oğluna devretti. Bolu değil yavrum, bolu değil. Toprak toprak, iki katından fazla. Bir çapur taşı al da bakalım. Al da bir şeyler yap da gömülü kolay mı o? O ter akıtmadan, o atın sırtında kilometrelerce, binlerce yol yürümeden. Bahar geldi. Yazımızı nerede geçirelim, yazdık, nerelere gidelim, ne oyunlar, eğlenceler yapalım derken kanun ya atının üzerine biniyor 150 bin kişiyle Nisan 3, Nisan 5, Mart 15 sefere çıkıyor en az 7 ay, en çok 1,5 sene devam ediyor, 1,5 sene Aralık ayında dönüyor, Aralık ayında. Ne aşkıydı bu? Oysa bizim daha birinci Manisa'dan geldi, en alelade bir Türk ailesi düşünün, en alelade. Şurada babasının cenazesi dururken, şurada içkisini yudumlayıp kadınlarla kızlarla düşen bir tane Türk insanı gösterebilirler mi? Bir kişi daha babasının cenazesi kalkmadı. Şu diziye bakın. Şu diziye bakın. Babasının cenazesini kaldırdığını kim gördü? Kim yapar bunu? O kanuniyle benim kanunimin hiçbir alakası yok. Onun, o tarihi bir şahsiyet, efendim kurgu yapıyoruz dediler.
bir takım cevaplar gelince 100.000 kişiye dünyada Türkiye'de görülmedi bu kadar tepki koyma. Ama reklamamış oluyor diyor. Yani adamın suratına at yapışmıyor ya. Hiçbir şey. Ne söylersen söyle. Gülüyor. Reklamı oluyor diyor. İşe bak. Sen kurgu yapıyorsun da neden oraya tarih danışmanı koyma ihtiyacı hissediyorsun beyefendi? Sen herkesi gör, alemi sersen mi sanırsın? Orada tarih danışmanlığın işine madem kurgu yapıyorsun. Madem kurgu yapıyorsun, hepsi neden benim tarihi şahsiyetleri? Kimi aldatıyorsun? Ahmak mı aldatıyorsun? Ama maalesef bilmeyince, oradan öğrenince bunları yaşıyoruz. Kitap okuyor, bırakın diziyle. Bırakın. Şu dizileri hangisi benim tarihimi ve kültürümü anlatıyor? Hangisi? Hangi birinde adam o başındaki o dizinin kahramanı hanımını bazıyla aldatmıyor? Hangisinde? Bizim aile yapımız bu mu? Şunların yaptıklarına bakalım. Kendi romanlarını, kendi yaşantılarını, kendi düşüncelerini bir avuç insan orada bu millete yutturmaya çalışıyor maalesef. Kendi elbisesi, kanuni değil o. O onun kendisi. Olmayan başka haberdar şiirini okumasın. Şiiri Hür Suzer okurken korkan Antin yanar. Kanuni Sultan Süleyman söylüyor. Olmayan başka haberdar, aşktan haberi olmayan benim şiirimi okumasın. Şiiri Hür Suzer okurken korkan Antin yanar. Benim alev gibi, ateş gibi yakıcı şiirimi okurken yanar, zira anlamazlar. Kanuni Sultan Süleyman'ı anlamak için onun bu şiirleri 30.000 beyti var. Şairleri, ona yetişen bir şair bile yok. Ona yetişen bir şair bile yok. Fakat şiirlerinde tasavvuf var. Şiirlerinde fıkıh var. Şiirlerinde tefsir var. Şiirlerinde en ilimleri var. Onu anlamak için çok ilim bilmek lazım. Oysa bu beyefendiler yabancı. Biz diyor 3 yıl uğraştık. 3 yıl. Ve Venedik arşivlerini bile böyle didik didik ettik. Anlaşıldı Venedik arşivleri. Çıkıyor yani nereden çıktı? Vallahi dedi cehlin bol mertebesi sen olmaz. Ta kendisi bu kadar cehlin olmaz. Cehlin ol mertebesi sehli olmaz, kolay değil. Ta kendisiz çalışmadan bu kadar cehli olmaz, çalışmadan bu kadar gayret, cehalet olmaz. İyi, iyi ki 5 sene çalışmamışsınız dedim, Allah mahvede. Ya 5 sene çalışsaydınız, ne yapardınız, ne kadar cevap verebilirdik? İyi ki 5 yıl çalışmamışsınız. Kanuni Sultan Süleyman'ı tanımak için, şiirlerini anlamak için bunları da bilmek. Onları da bilmek lazım, daha anlamak lazım. En iyi şekilde adam kazanan bir yetiştiren bir kimsedir. Bakın Kanuni Sultan Süleyman'a devrine. Kaptan ve deryası Barbaros Hayrettin Paşa. Adam 15 gemiyle Akdeniz'de İspanyollarla buluşan bir adam. Fakat Barbaros Hayrettin Paşa'yı hepimizin tanıması lazım biliyor musunuz? Türkiye'de adına enstitüler kurulması gereken, üniversiteler kurulması gereken, ders olarak birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından ders olarak okutulması gereken bir adamdır Barbaros Hayrettin Paşa. Ben Türk tarihinde padişahın topuyla, tüfeğiyle, askeriyle bazı şehirlere alıp ardından orada saltanatını ilan eden çok kimseler gördüm. Çok. Sayamayacağımız kadar da çok. Fakat kendi askeriyle, kendi devletiyle, kendi topuyla, kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle, kendi parasıyla cezaevi gibi bir ülkeyi alıp da onu ben Osmanlı'nın bir ferdiyim, bir kuruyum deyip birlik ve beraberlik uğruna kanuni davet mektubu geldiği zaman yerinde duramayıp beni efendim çağırıyor deyip gürülmemiş hediyelerle önüne kattığı elini vere gitmesiyle ve cezaevinin kapısıyla huzuruna çıkıp bir hayretli kulun geldi. Sen ol Şahı Süleyman'e, sana layık ne biz vardır? Cilane deyip de ona sunu veren gösterebilir misiniz tarihte?
Mimar Sinan'a yaptırdıkları eserler hiçbir şey görmüyorsan Süleymaniye'de mi görmüyorsun? O içki yerine göre, ha ben içki çıkmadım diyor Erhan Hoca. İçki sofrasında mı olacak bunlar diyecekti. Ben diyor içki çıkmadım, bu işi başarmış. Bizim hoca bu işi başarmış. Allah Allah dedim ya. Niye içirtmiyorsun anlamadım. Bu senin gösterdiğin bu kanuni içki masasından kalkmaz. Adama niye ıstırap veriyorsun bu kadar? Bırak içsin. Bırak ne yaparsa yapsın. Zira bu kanuni sadece içkisi olsa niye alıyorsun önüne? Benim kanunumu göstermiyorsun ki sen. Senin ki hepsini yapar. Ve bırak. Adamı mağrur etme. Herkes tanısın. Bu kanuni yaptıracak. Bu kanuni yaptıracak. Şükürler. Şu eserler arkadaşlar. Ben suallere çok önem veriyorum. Çakmak çakmak gözlerle izliyorlar Sayın Başkanım. Yani maşallah böyle bir topluluk görmek kolay değil. Onu çok teşekkür ediyorum, sağ olun ama suallerle mutlaka daha açılacağına inanıyorum. Ne olursa olsun yine de yerinde geçmek önemlidir. Ama Kanuni'nin bakın bir şiiriyle hani bir beyti var ki dillere klesen oldu. Ne diyordu? Halk içinde muhtemel bir nesne yok demek ki. Olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Arkadaşlar bunu 46 sene dünyanın tek adamı bulunan bir kişi söylüyor. Sözü söyleyen de çok önemli dedi. Halk içinde hükmetmek gibi, baş olmak gibi, iş yapmak gibi bir şey yok. Ama olmayan devlet cihanda elindeki nimetleri iyi biliyor. Olmayan devlet, olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Nefes aldın, veremiyorsun. Verdin, alamıyorsun. Ne oldu? Öldün dedik iki defa, bir nefeste iki defa ölüm tehlikesi var. Yani Cenab-ı Hakk'a iki defa şükretmen lazım diyor, bir nefeste. Aldığın her bir nefeste kaldığın iki defa şükretmen lazım diyor. Herhalde bu beyinde de bir açılımı var, bu sözlerin bir açılımı var. Öylesine söylenmiş değil. Ne sıkıntılar çekti ki bunları söyledi. 72 yaşında Ziget Valimlerine 72 yaşında 1566 3 ay yol gidiyor. 1 ay dışarıda yatıyor. İstediğiniz kadar size yorgan ve yatak verdiğinde bir geceyi sokakta geçirin arkadaşlar. Kasım ayında geçirin bakalım. Şumart ayında bir soğuk gecede bir gece dışarıda yatın. Ne oluyor? Bunlar öyle bile kolay hadiselerdir. Şimdiki gibi yollarda değil, uçakla giriş yapmıyor, Mercedes'le gitmiyor. Ne sıkıntılar çekiyor ki bu kale benim ciğerimi hun etmiştir. Dilerim Allah'tan ateşleri yanar diye dua ettiğinde bu kadar aşağılara bir anda dua eder ki o gece kendi şehit düşerken sabah ateşler içindeki ziyaret arkadaşı düşüyor. 40 gün ölümünü askerlerin istiyorlar. Belgrad'da 4 frank kaldığı zaman askere Kur'an-ı Kerim oku. Kur'an-ı Kerim okuyuluyor sokulurlarda taşı hafızlara. Ve asker Kur'an-ı Kerim okumaya başlayasıya vaziyeti anlıyor. Hay Sultan Süleyman deyip serpuşlarını elbiselerine atıp yerlere düşüyorlar. Acaba İslam ne der? Acaba adam ne ister diye bekliyorlardı. Asker oturup ağlıyor. 46 senedir ilk defa Osmanlı askerinin disiplini bozuluyor. Kanuni döneminin yerli yabancı tüm kaynaklarında Osmanlı askerinin disiplini konuşuyor. Din arazilerde, meyve bahçelerinden, ekili arazilerden girer ve geçtikten sonra kanuni durdurur. Bakın der bir zarar verir için. Bir çöpe el uzatan 100 çöp yerdi der. 100 çöp. Yani 100 ayağına dayak verdi. Ve ordudan silinirdi. Asla el uzatamazlar. İlk defa bozuluyor, ağlıyorlar, pişman oluyorlar. Keşke söylemeseydik diye. Keşke söylemeseydik. Sokullu Mehmet Paşa askerin yanına giriyor, diyor ki bir yoldaşlar, bir padişah ki bizimle yedi, bizimle içti, bizimle üzüldü, bizimle sevindi. Ömrü bizimle beraber seferlerde geçti. Cenazesi ortada mı kalsın? Onu Kur'an'la onu tevhid ve götürmek lazım
deyince asker kendine geliyor, derdimize derman Kur'an'dır, bize yakışan Kur'an'dır diye alıp getirip Delgada sonra İstanbul'a getiriyorlar. Görülmemiş bir kalabalık. Cenaze namazı kılınıyor ve defnettiklerinde ağalardan, Enderun ağalarından biri oraya bir çekmece koyuyor ayak ucuna, kabrin içine. Ebu Suud Efendi'nin dikkatini çekiyor. Ne o ağa diyor. Padişahımın diyor vasiyeti vardır, bunu buraya koyacağım. Olur mu canım diyor. Bizde böyle kabile bir şey konur mu? Çıkar da buradan diyor. Ağa ağlamaklı. Efendim diyor hocam ki Kanuni de Ebu Suud Efendi'ye o kadar hürmet gösterir ki. O kadar. Mektuplarında halda hallaşır, yolda yoldaşır, sinde sindaşır, aile karındaşır, tarihi halda yoldaşır. Vallahi Ebu Suud Efendi Hazretleri'ne. Ya şu sözlere bakın arkadaşlar. Şu ifadelere bakın. Ne kadar tatlı, ne kadar hoş. Şunları insanlar bilse, şu hocasına bu bir ifadeleri, birbirlerine konuşmaları, halbuki bizim tarihimizden alacağımız o kadar dersler var ki, o kadar güzellikler var ki, ama yok. Başka bir yere getirmek istiyorlar bizim destimizi. Aa, ağlamaklı. Bana diyor defalarca söyledi, mutlaka onu kabrime koyun dedi. Ebu Suud Efendi getir o zaman diyor. Ne var içinde bakalım. Yoksa adet olur. Kanuni yarın bakı çıkar. Mücevherlerini aldı gitti derler. O zaman Mesut Hoca da topladığı altınları aldı gider. Ya. Şimdi getiriyor dediği açıyorlar, içinden aldığı tekvalar çıkıyor arkadaşlar. 46 sene ne yaptıysa tekvasını almış. Ve bunun %80'i de Ebu Suud Efendi'den. Ebu Suud Efendi oturup ağlıyor. Ey Süleyman, sen kendini kurtardın, ben ne yapacağım? Oturup ağlıyor. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtı saadet, dünyada vahdet gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Vuruş kırıştır, dövüş savaştır. Olmaya bahtı saadet, dünyada vahdet gibi. Dünyada Cenab-ı Hak bir demek gibi baht ve saadet yok. İşte kanuniydi kendisi. Komu Ayşe işledi. Çünkü fenadır akibet. Yarı vakiyi isterse olmaya taat gibi. Bakın şimdi. Bizimkiler tarihte oyun eğilecek değil mi? Peki Kanuni ne diyor? Bu mu Ayşe işledi? Bırak bu oyun ve eğileceği. Sen oyun ve eğileceği için mi yaratıldın? Tabi destanını bilmeyen, tarihini bilmeyen insanlar böyle yaparlar tarihine düşman olanlar. Oğuz Han destanını okusalardı, Osmanlı Oğuz'u da örnek gösteriyordu değil mi? Oğuz'u öğrenselerdi, bunu demezlerdi. Oğuz anasını kaç defa yemişti? Bir defa mı, üç defa mı? Öyle bir şey değil mi? Ardından ne istedi? Et istedi, ekmek istedi. Ya yeter ya, bir defa yemiş daha ne? Et istedi, ekmek istedi. 40 yıl sonra yürüdü Oğuz. 3 sene sonra o Oğuz düşman üzerine yürüdü. Bir an önce büyüyecek. Bir an önce iş yapacak, nam kazanacak. Kişi namıyla işler işi, namsız bir kuma devlet üstü işi demişler. Eski Türklerde öyle değil mi? Nedim Hocam bir başarı sağlayacak, at kazanacak, isim alacak. Kişi namıyla işler işi yoksa atsız kalır adam. Çabuk büyüyecek. Halbuki şimdi destanını bilmiyor. Hikayesini bilmeyen adam, çocuğum diyor ya büyüsün diyor ya. Çocuk daha diyor. Çocuk bunu yaşasın diyor. Çocuk 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 derken adam 50 yaşına geliyor. Ya çocuk. Büyümüyor ya. Hala çocuk bizim adamlar. Bakın neden. Eşit. Destanın tarihini bilmezse böyle mi olursun? Çabuk büyüyecek. Kanuni de ne diyor? Homo Ayşe işleti. Bırak bu oyun ve eğlenceyi. Sen oyun ve eğlenceyi için yaratılmadın. Çünkü fenadır akıbet. Sonu gösteriyor. Bu dünya bir karma. Sen bu dünyayı yiyeceksin. İnsanla faydalı hizmet yapacaksın. Bakın işte Türk Hoca bir hizmet diyor, bir hale getiriyor. Bir şeyler öğreniyoruz. En azından birlik ve beraberlik. Sen nice şeyler değil mi? Bir hizmet, bir iş. E bunu yarın nicelerimiz gittikleri yerlerde yapacaklar.
biri ebedi bir dost istiyorsun. İnsanlar kadar ibadetle, taatla, zikreyle ve güzel işlerle. Olsa bunlar sayısınca ömrüne haddi adet gelmiyor bu şişe içe bir saat gibi. Adamın matematikte bilmesi lazım dedim değil mi? Bak önümde. Matematikte matematikçi var mı içinizde? Olsa bunlar sayısınca ömrüne adet, haddi adet. Kumlar sayısınca ömrümüz olsaydı ne kadar olurdu Osman Hoca? Hesaplayabildin mi? Matematikte bilinen en yüksek sayıyı alın. Sonuçta vurduğumuz zaman ne çıkar? Sıfır değil mi? Dünyanın ilk yaratılan eşi kişisinde, hani ilk dediği kişisi oldu ya dünya, bir tanesi dün akşama kadar yaşasaydı da dün akşam kaybetseydi. Allah vergisi. Yaşadı dedi hocam yani adam Cenab-ı Hakk'ın cehinde yaşamış. Dün akşam kaybetseydi ve adama ölmeden önce sorsaydı dünyayı nasıl buldun diye. Ne diyecekti? Ya hiçbir şey anlamadım dedi. Vallahi işte geldim gidiyoruz, sen olsun Halep Şerif demiş ya. Vallahi sen olasın dünya gidiyoruz, sizin olsun deyip adam gidecekti. Biz de vah vah diyecektik ya, uzun bir ömür sürmüş adam ya. Zavallı gitti. Hiç arkadaşlar, evi o kadar daha yaşasa hiç, işte kanuni. Olsa bunlar sayısınca ömrüne haddi adet, gelmeye bu şişe içen içe bir saat gibi. Bir saat gibi bile değil mi? Gel huzur etmek dilersen ey muhiddi fahir ol. Olmayan vahdet makamı dünyada huzret gibi. Bırak bu kavga, gürültü, bir köşeye çevirebilsek. Neler arzuyor Allah'a o Yavuz Sultan senin. Saltanada alem olan bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden evlaymış. Ne sıkıntılar var. Az önce dedi ya, Metin Bey, kardeş kalbi meselesini şurada işlemek diye. Sen o insanların, bakın bu kadar dini İslamiyet'e bağlı insanların kardeşini veya evladını öldürmesini kolay mı zannediyorsun? Genç yaşta ölmelerini neye bağlıyorsun? Neye? Onlar devleti evet müddet uğruna tarih onlara acı bir zehir içirdi. Ne çileler çektiler, ne gözyaşları döktüler acaba? Onu ayrıca anlatmak lazım. Ama gerçekten tarihimizin bu mevzularını çok iyi bilmek lazım. Sözü sorulara bırakmak üzere gerçekten böyle müthiş bir ilgi ve alaka olup izlediğimiz ve dinlediğimiz için böylesi çakmak çakmak beklerle ve tarihimizi böyle güzel bir günde, bu güzel bir zeminde, yerde, mekanda sizlerle beraber onları yad ettiğimiz için onları rahmetle yad ediyor ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Fatih diyordu ki, hüner belde fethetmek değildir. Hüner reaya kalbin dünya değinmektir. Bizlerin kalbini dünya değinen hocamıza teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Hocam yerimizde olmak istemezdim, çok soru var. birinci sorumuz, şöyle bir bakabilirim. Aynı şeyler de olabilir. Hem okuralım, hem cevap verelim. Eğer isterseniz daha rahat olabilir Mehmet Bey. Ben tasnif ettim hocam, isterseniz kısaca. Peki. Birinci sorumuz, hocam bu konferansın üretim maliyetinde olacak galiba. Osmanlı'nın temel değerlerini bizim anlayacağımız şekilde basitçe maddeler altında sıralayabilir misiniz diyor birinci sorumuz. Anlatıldı da, sıralandı. En önemli şey edepti arkadaşlar. Birincisi edepti. Osman Gazi'nin devletin kuruluşundaki o Kur'an-ı Kerim'e hürmetini gösterdiği, bunu anlatan bazıları hikayeler. Hikaye diye hikaye gibi olur. Hiçbir faydası olmaz. Tarihi hikaye derse hikaye gibi olur. Ama hikayede de ders kalır değil mi? Bak destandan ne dersler çıkarttım ben Oğuz Kağan'dan. Ders kalır. Onlar boş yere değildir. Osman Gazi bir arkadaşının evinde misafir oluyor. Bir arkadaşının. Ve Kur'an-ı Kerim'i görünce sabaha kadar dizüstü çürüp oturuyor. Ve uyuyakaldığında Cenab-ı Hak'tan ona hatırtan bir ses, ey Osman, sen bizim kiramımıza hürmet gösterdiğinde bir
bir kesenin evladını, etmağını, eşyanını aziz de mükemmel belirtilir. Bu sözü yazan da Osmanlı Devleti'nin 100. senesinde yazılar, 600. senesinde değil. 100. senesinde bunu görmedi. Dünyada hiçbir hanedana böyle bir devlet nasip olmadı. Böyle bir devlet. 622 sene muhteşem bir devlet nasip olmadı. Osmanlı'ya yan gözle bakın gözü çıkıyordu. Tabileri de hafifti. Filistin'in 12 tane Osmanlı çavuşu idare ediyordu. Slovakya'nın bugünkü 3'te biri Uygar'ın Türkler tarafından belli. Slovakya'da Osmanlılar diye bir kitap benim doçentliği kalktım tesiri basıldı. 2000 Osmanlı askeri idare ediyor. Bugünkü Slovakya'nın yarısı bir tek Türk yok. Bir tek Türk yok. Viyana'nın yarı başında. Kimse saldıramıyor o Osmanlı. Eşyalar da aziz. Osmanlı'dan bir eşya kalınca müzayedede ne ettiğini biliyorsunuz. Edep noktası yıkılırsa arkadaşlar, hani kalelerin bir dış kalesi vardır, bir de iç kalesi vardır. Dış kale yıkıldıktan sonra iç kalenin bile geçmediğini hiç gördün mü Mesut Hoca? He? Mutlaka düşüyor değil mi? Gidiyor herhalde. Ya tarihçi destekliyor bakın ne gibi. İyi ki tarihçiler de oturuyor. Yani yoksa böyle hoca salladı gitti falan filan şey değil. Hiç göremezsiniz. İşte edep devletinin dış kalemidir. Edep kalesi yıkıldıktan sonra her kaleyi yıkarlar. Dikkat edin ne kadar şu harem şeyinde ne kadar edepsizce hareketleri görüyorsunuz değil mi? Haremle ayrıca konuşmak lazım. Soru gelirse bir iki şey söylenir. Fakat bu kadar olamaz. Edep dedir nizam-ı alem, edep dedir kemal-i adem demişler. Eskiden bütün bizim evlerimizde böyle güzel sözler vardı, deyikler vardı. Hak var, güzel haklar vardı, yazılar vardı. Edep dedir nizam-ı alem. Adet alemin nizamı edep bilemedir. Adem'in kemali de edep bilemedir. Bakın, adam yetiştirmek. Ondan sonra ilim. Ondan sonra adalet. Ondan sonra meşret. Ondan sonra reayanın kalbini kazanmak. İhsan. İşte bunu 7 madde üzere ifade edebiliriz arkadaşlar. Çok değil. Halkına güvenmeyen bir devlet başarılı olabilir mi? Biz 80 sene, inanın, halkına güvenmeyen halk da devletine güvenmiyor. Yani sadece vergi noktasında düşünün devletinde yeter. Ya bu çalakçı var. O da bu fazlasıyla yazar. O bir yere gelemez. Ne zaman birlikte beraberlik, ne zaman devletle halkın bütünleşmesi olursa o zaman devletimiz inanın bir numara olduğunu bunu da zaman zaman Cumhuriyet tarihi boyunca görüyoruz. Hepimizde yaşıyoruz. Kıymetli hocam, harem ayrı bir bahis dediniz ama yine de izleyicilerimizden haremle ilgili sorular gelmiş. Kısaca isterseniz birkaç cümleyle harem. Arkadaşlar, şu haremi ben talebelerime mutlaka her sene Topkapı Sarayı'na getiriyorum. Eğitim fakültesinde getiriyorum, Peneriyat'ta getiriyorum. Ve gittiğim okullarda da talebeleri tahrik ediyorum. Hocalarımıza söyleyip mutlaka getirsinler. Ve o Topkapı Sarayı'nı gezerken bir içerideki bu Çin porseleni, şu Japon porseleni, şu işte Abdülhamid'den kalan eser, şu bilmem ne, şu padişahın giydiği kaftan diye değil. O binalar tarihi ne fonksiyon icra etti? Onlar 400 sene bir fonksiyon, tarihi bir fonksiyonları var. Bunu bir de gezdiğiniz zaman Topkapı Sarayı size Osmanlı'yı en güzel şekilde anlatır. En güzel şekilde. Ve bunun teşkilatını biz hep beraber biliyoruz. Tarihçiler bunu iyi bilir. Ve bunu yazmışlardır teşkilatını. Topkapı Sarayı son bölümü, yani Darüşsaadet kapısından girildikten sonra Saadet kapısı padişahın evidir. Bir taraf erkekler kısmı, buraya Endevun deriz. Orada Osmanlı'nın genç idarecileri yetişir. Çocuklar alınır oraya, gençleme usulüyle. Bir tarafta kadınlar kısmıdır. Evin harem kuruludur. Hani haremin selamlı bir Türk evini orada görürsünüz. Ve bunları aldıkları maaşlarına kadar biz biliriz. O talebelerin de maaşı vardır.
o cariyelere yardım paralar varmış. Biliriz bunları. Sabah namazıyla, sabah namazından bir saat önce uyandırılırlar. Kur'an abdest alırlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak namaz saatini beklerler ve son yarım saat kadar namazlarını kılarlar. Ardından iyi yetişmiş usta cariyelerin önünde ders alırlar. Bu ahlak dersidir, bu fıkıh dersidir, bu edeptir, dersleri alırlar. İtikattır. Ondan sonra da herkes bu cariyeleri kimi padişahın 11 yaşına kadar çocuklarının hizmetindedir. Eğitimi onlara bakarlar. Bir kısmı padişahın kızlarıyla ilgilenirler. Bir kısmı padişahın hasekleriyle, hanımları olan 3 veya 5 onlarla ilgilenirler. Bir kısmı padişahla, bir kısmı temizlik ve diğer işler. Namaz, saray tamamen namaz üzerine kurulur. Topkapı Sarayı'nı gezerken mutfağa gezip orada mescit vardır. Has ağırları geçip gezip orada mescit vardır. Hareli gezip mescit vardır. Enderun mektubunu gezip her yerde mescit vardır. Kapının önünde Darüsselam ikinci kapı bile alıp girdiğimiz kapının önünde hemen girdikten sonra şöyle sağa dönün yüksekçe bir tepe etrafı duvar bir tepe göreceksiniz. Açık alın şöyle şu masa şöyle duvarına ayıp çıkacaksınız. Önünde bir taş. Bu nedir diye sorun. Namazgah. Oradaki kapıcılar hemen namazını kılar görev yerine sırasıyla. Şimdi sen nasıl gösteriyorsun onu? Bakın bir misal. Padişah odasından çıktığı an harette işte bir oraya bir yere gidecek. Padişahın nalının altında özel ökçesi vardır, çivisi. Tak tak öter. Padişahın karşısına bir cariye çıkması padişaha çatmak demektir. Bu çatmak, kaşını çatmak misali, kafa tutmak misali. Derhal kesime ilişkili. Şu harem teşkilatının binde birini göremezsiniz. Sarayda en önemli özellik nedir deseniz? Sessizlikle asla diliyle konuşmazlar. Gözleriyle konuşurlar. Ve yabancılar, hani bunlar burayı görenler değil. Dışarıyı, o gençler falan gelir, divarı burayla alırlar bazen. Oraya gelenler, sarayda en muntazam şey sessizlik diye ifade ederler. Herkes vazifesini bilir. Ve herkes vazifesini yapar. Öyle yetiştirirler. Daha onlar bir şey söylerim. Bilmiyorum, birazcık anlatabildik mi onları? Ve dünyanın en iffetli, en namuslu insanlardır. Padişahın annesidir bu. Padişah bunların üçüyle, beşiyle, altısıyla beraber olur. Bunlar cariyedir, bunlarla nikahlar olmaz. Cariyenin nikahı olmaz. İslam hukukunu bugün maalesef bilmiyor. Kişi kendine göre, ya bu bir hukuk. Ve bu İslam hukuku. İslam hukuku naklidir. Ya Kur'an-ı Kerim'de, ya Peygamber Efendimiz'in uygulamalarında yahut da bunlardan alimlerin çıkartmalarıyla yani içtihatlarıyla ortaya konmuştur. Müştehit alimler. Şimdikilerin hani o beyazların öztürklerin bilmemelerin dediği gibi bana göre bir İslamiyet değil. Bana göre şöyle diyorlar. Bana göre böyle. Sana göre böyle, bana göre öyle dersek bana göre de şöyle olur. Ben bana göre bir tarih diyebilir miyim? Orada tarih kitaplarımı yazdım. Buraya getirdim. Arkadaşlar, inanın tarih kitabı satmaya falan gelmedim. Beni en çok rencide eden bir harekettir. Ben kitaplarımı piyasaya verdim. Üzerine 15 lira fiyat koydular. Talebeme de tavsiye edemedim. 4 kitap 60 lira tuttu. Talebeme tavsiye edemedim kitabımı. Talebeme harika yaptığına belli. Yayın dışarıdan çekin, benim kitabımı piyasada bulamazsınız. Çekin. Ve o başımda duran, burada da o. İstanbul'da bir yurdum müdür. Boğaziçi Yıldız, İTÜ ve çok dar bir yurdum müdür. Dedim ki kardeşim al, tanıyorum, oradaki gençleri görüyorum. Al dedim, bir şey kuralım, bastıralım, sat. Gelirse ne olsun? Ama 5 liradan sat. Kurtardığı fiyat. Yani sana da kalsın bir lira iki lira neyse.
Karı da senin olsun. Ben derdim. Benim mevkimde duruyor. Yoksa konuşamam, yoksa kitabımı getiremem. Bunda hiçbir şey yok. Benden çıkmıştır. Ben yazıyorum, veriyorum orada, bastırıyorum. İnsanlar da okusun. Okumayan bir toplumuz diyorlar. İnanın okuyorlar. Ama bir şeyler yapmamız, okutacak bir şeyler de yapmamız lazım. Ben bunu yaptım ve benim talebelerim hepsi alır, hepsi okur ve bir de hediye de eder. Bunu da görüyorum. Demek ki verebilmemiz lazım. Verebilmek lazım. Bu aşıyı, bunu kim yapacak? Öğretmenler yapacak. Öğretmen diyorsa ki ne kadar ekmek o kadar köfte, yapma kardeşim bu işi ya. Yapma, git başka şeyler yap, daha çok da para kazanırsın. Ticaret yap, git limon sat, kazanırsın. Yapma. Ben de yaşarım paramda, kurumda, şeyim yetiyor, derdim ben, niye geliyor? Öğretmenlerin de buna çok ihtiyacı var. Bakın ben Kanal 1'i baktım, tebrik ediyorum, bir faaliyet ediyorum. Türk Ocağı tebrik ediyorum. Her birimizin yapacağı vazifeler de var. Yok, okumuyor canım bizim bile. Basit bir şey bu. Bu sıyrılma, bu kaçma, bu meydanda. Okur haline getirebilmemiz lazım. Arnada bilmemiz, bizlerin vazife yapması lazım. Bir kişi deme. Bir kişi lokomotif olduğu zaman binlerce lokomotif çekip götürürler. Binlerce lokomotif. Bir kişi çok önemlidir. Biri bulamayan çoğu hiç bulamaz. Asa kanaat etmeyen çoğa yaramaz. Tarihini, deyimlerini, sözlerini, atasözlerini, deyimlerini, her şeyi unutan, kelimelerini unutan, tarihini unutan olursa o zaman bir şey yapamayız. Hedeflerimizi de unuturuz. Gayelerimizi de unuturuz. Niye geldiğimizi de unuturuz. Şaşkın bir insan, hafızasını yitirmiş bir millet haline geliriz. Ondan sonra da bize böyle anlatırlar işte o tarihi yanlışları yutturmaya başlarlar. 3, 5, 7. Peki ne oluyor diye bir şey mi cariye? Ne oluyor? Padişah bunların yüzünü bile görmüyor. Padişah'a kim seçiyor o 3'ü 5'i? Bakın nikah olmaz dedi cariye. Nikahlanmak istiyorsan azat edeceksin. Nikahlanmak istiyorsan dini nikah azat edeceksin. O zaman bir dini nikah yaparsın. Cariyeyle nikah olmaz. 100% bunun hukuku var. Evlat olursa ne olur? Ünlü velidir. O babaya tabidir. Köpek değildir. Anne nedir? Nedir durumları? Bunun İslam hukukunda yeri var. Onun için 5 olur. Çünkü 6 olur. Ardınca babayı şaşırdı. 6 kadın nasıl olur falan demeyin. Onun için oluyor. Zira nikahı 4'ten fazla olamaz İslam dairesi içerisinde. Bugün hiç olamaz. Zira nikahını alamazsın ki, resmi nikahını yaptıramazsın. Evladın resmi nikahı olmayınca nasıl olacak? Dinen de olmaz. Sen onu ilan edeceksin, düğün düğün hakkı. Ama İslam hukukunda da rukayet olmaz. O hukuk öyle diyor. Herkes onun ama İslam hukuku. Hukuka uymazsa kötü. Sen bugün diyorsun ki tek hanım olacak bilmem ne. Peki medres ne oluyor? Aldatma ne oluyor? Zira onu nereye oturtuyorsun? Hangi hukuka? Bana bunun hukukunu söyleyin Cumhuriyet tarihindeki. Var mı hukukumuzda yeri? Yok. Yok. Neye böyle o zaman konuşuyoruz? Onu niye dizilerde yapıyorsun sen? Olmayan bir şeyleri niye bu millete verip verip duruyorsun? Madem hukuksuz bir şeyi doğru düz hukuka uygun şeyler yapsana hepsi hukuksuz. Ama Osmanlı'nın bakın İslam hukukunda yeri var. Fatih'ten itibaren zaten nikahlı değil. Hürrem Sultan nikahlı olmak istedi. Zaten 26 yaşında da padişah sarayında dünyanın en güzel kızları. Arkadaşlar Hürrem'den başka yok ya. 40 yaşında padişah olmadı, 26 yaşında. Bakmayın, siz Osmanlı toplumunda bana sorun. Kaçta kaçı 4.50'ydi? Osmanlı toplumunun %90'ı tek evliydi arkadaşlar. %10'un büyük kısmı 2.50, 3.50 veya 4.50 parmakla gösterilecek kadar az. Yok, zannediyor musunuz ki 4.50 diye? Onun dinde öyle hükümleri var ki onu yapabilecek adam yok.
Mesela köle, cahil, köle. Ahmet Cevdet Paşa ne diyor biliyor musunuz? Bakın ben Cevdet Paşa'nın önceyle bir çalışma da yaptım. En büyük hukukçu, dünya çapında hukukçularımızdan bir tanesi. Bizde diyor köle, efendiden daha efendi. İstanbul köleye verdiği hakları diyor, okuyor. Köle bir efendi, efendi mi efendi bir görüntü. Yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek. Oğluna baktığını ayrılığına bakacak. Hatta bir de kalbi kırılmasın. Anası babasız diye oğluna oğlum çekil şöyle falan. Ona daha çok bakar kalbi kırılmasın diye. Evladı geçer bizde ya. Öyle değil miyiz biz? İşte o camiler ne yapıyor arkadaşlar? Şuradaki Enderun Mektebi'nde Eskişehir'e vali mi geliyor? Oradaki bir camiye geliyor. Kütahya Sancak Bey'e geliyor. Oradaki bir camiye evlendiriyor. İşte o camiler burada yetişen devlet adamlarıyla evlendiriyorlar. Veya dışarı çıktıklarında dışarıdaki insanlarla evlendiriyorlar. Azat ediyorlar. Çeyizlerin çoğu Mahir Sultan yapıyor. Bunlar anlatsana bunlar diziler çeksek. Ben yazıyorum. Yarın inşallah bunların senaryosunu yazanlar bilir. Zenginlerimiz de yazlık kışlıkla inşallah uğraşmayacaklar, taşla ağaçla uğraşmayacaklar. Bizler de bir filmler, şu ekipler bir araya yarın daha duyarlı şekilde gelsek, bununla filmini yapalım diye yaptırabilecek çok insanlarımız var. Ben yazıyorum, kitap bulamadık ya, aradık da kitap bulamadık ne diyecekler? Ben vazifemi yapıyorum. Ama inşallah bunlar görecek. Bunlar için bak hayatta, ben sana yorulmadım, vazifemi yaptım, sen bir dostum. Sen ne yaptın yani? Evet. Üniversitemizi bitiren çocuk
sanki böyle denizden çıkmış balığa dönüyor. Evet. Aslında bunlar kazanmamız lazım. Tarihimizde barışık olduğumuz zaman Osmanlı 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene diye söylerken Osmanlı Oğuz'un devletini getirmek istemedi. Karahanlı'nın devletini getirmek istemedi. Selçuklu'yu getirmek istemedi. Hocam güzel söyledi. Biz de Osmanlı'yı getirecek durumda değiliz. Köklü bir cumhuriyet devleti. Ama tarihimizde ibret ara ara gitti. Çok yerinde bir söz söyledi gerçekten. Hemen Osmanlı'yı getirmek istiyorsun. Allah Allah. Onlar gitti ya. Ben Osmanlı'nın da, bu Türk'ün de, onların da burada sakın Türk ocağı diye bir şey yapmayalım. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle biz hepsiyle bir bütünüz. Bizde ırkçılık olmaz. Bizim bir Şükrü Bitlisi'nin kendisi Kürt Bitlisi. Yavuz Sultan Selim'e yazdığı kitap da Kürt güne Kürt'ü, Türk güne Türk'e evde koyuyor, yabanda bir kurt avlıyor. Türk güne Türk'ü, Kürt güne de Kürt'ü. Ben talebelerim onu derim. Evladım ben Türk olduğunu biliyorum. Yani Sinop'un, Bayağı, köyün, şeyin, cemaati, yürürken diye yazmış. Ama çok şey yapma, senin ve Kürt'ün diyebilirim ya. Zira biz 1000 senedir beraberiz. Belki 1500 senedir beraberiz. İngiliz'i sana bu memleketten ayırıp da bir topraklar edecek, yarın yanına gelecek. Aldırma. Bizsiz bize onların gücü yetmez. Bizsiz bize güçleri yetmezdi. Bizim de güçlere yettiler bize. Yine bizi birbirimize düşürüyorlar, düşürüyorlar. Uyanık ol. Bunlar gerçekten çok önemli hadiseler. İşte şehzadelik uygulamalı eğitim. Daha fazlası için çok anlatmak lazım. Mümetçim, öyle. Hocam, genel tarihimizi en güvenli şekilde hangi kaynaklarla öğrenebiliriz? Mealede iki soru. Neyi? Genel tarihimizi en güvenli şekilde hangi kaynaklarla öğrenebiliriz? İki soru falan. Şimdi tarihimizi öğrenmek tabii çok önemli. Üzerinde dolayı da söylüyoruz. Ama maalesef tarihimizde romanlardan. Son zamanlarda bir roman yazıldı. İskender falan. Duydunuz değil mi? Ya adam ben böyle roman okuyacak da zamanım yok ama televizyonda öteki gündemde diye bir programda izliyorum. 3 cümlede 4 hata nasıl yapıldığını adamdan öğrendim ben. Yani adam profesör var. Profesör. Herkesin bir izlediği, sevdiği genelde bir kişi divan edebiyatıyla da kendini sevdirdi. Mağduriyeti de vardı, bizim millet 2 kat sevdi. Bir de böyle yönleri vardı. Ama 3 cümlede 4 hata nasıl yaptığını ben orada gördüm ve hemen bir arkadaşım vardı. Bana yarın dedi şu kitabı bulup getiriyorsun. Buldurdum, getirdim. 3 günde okudum ve ardından ahmetşimşirgül.com'a siteme tak yazımı koydum. Tak yazıyı koydum, cevap verdim. Ortak bir dostumuz da şu sözü söylüyor. Ahmet Şimşek gibi tanıyor musun diyor. Benim karşılıklı olmama şeyim olmadı dedi. O da tanıyor diyor. Ya benden ne istiyorum adam diyor. Ya benden ne istiyorum diyeceğim cevap ver. Senin de sitem var. Hakkında yapılan iftiralar ver. Hakkında yapılan yazılan yanlışlar da cevap ver. Bakın arkadaşlar. Zamanımız var mı? Sayın Başkanımız mı? Ben böyle bu nasıl bir kitle gitmiyor, etmiyor, susamış. Siz de tabiyiz. Herkes tabi. Şimdi bakın nasıl bir 3 cümlede 4 hata arkadaşlar. Nasıl? Öteki günlerde belki internette vardı bu konuşma. Çünkü ben internetten de dinledim. Ya Timurhan Yıldırım Bayezid'le çarpışınca Timurhan Yıldırım Bayezid'i hanımını esir aldı. Ankara Savaşı'na getirmişti. Bu hanımı esir aldı. Bu hanım Türk'tü. Ve Timur bu kadına askerlerine sakinlik yaptırdı. Yani şarap dağıttırdı. Yıldırım Bayezid Hanım'a. Ve bir daha Osmanlı padişahları asla Türk kadınlar evlenmediler. Buyurun arkadaşlar. Şu 3 cümle. Şimdi değerlendirelim. Yıldırım Hanım Ankara Savaşı'nda esir düşmedi ve asla Osmanlı padişahları savaşta hanımlarını getirdi. İçimizde tarihçiler var, getirdilerse söylesinler bana. Bursa Yenişehir'de, Yenişehir'de ele geçti, kızıyla beraber. Karşımda 2 kişi soru soruyordu, biri bayan, biri erkek. Çok bekledi. Deseydi ki birisi, hocam bu Türk
kadının adı neydi? Eserinde. Bu Türk kadının adı neydi diye sorsalardı. Biz de Türk milleti olarak Olivera Despina isminde bir Türk kadının olduğunu öğrenmiş olacaktık bu eserinde. Olivera Despina. Siz hiç duydunuz mu böyle bir Türk kadını? He? Duyanlar mı? Olivera Despina, Sırp kralının kızı. Sırp kralının kızı oldu Türk kızı. Üçüncüsü, Timur Han bu kadını Yıldırım Bayezid'in yanına verdi. Hatta daha Müslüman olmamıştı, bundan sonra Müslüman oldu. Bir de kızı getirilmişti Yıldırım'ın. Kızını da torunlarından biriyle evlendirdi. Çelebi Mehmet'i kendi torunlarından biriyle evlendirmek istedi. Hatta Çelebi Mehmet yanına kadar varamadı. Kalibir'de uzun anlatıyor. Yanına kadar gidemedi. Arada çok şeyler olduğu için. Timur, Osmanlı Devleti'yle akraba olmayı en büyük şeref hak ediyordu. Bizim Timur'a bakışımız devletimize bulunduğu için genelde hep olumsuz olmuştu. Fakat Timur bir Türk cahillerinden biridir. Türk olmakla övünen bir insandır. Biz ulusların en büyüğü Türk oğlu Türk'üz diye sözleri vardır. İslamiyet'e bağlılıkta Yıldırım'dan bir adım ileri derim ama bir adım geride belki eşit diyebiliriz. Müthiş bir adam, müthiş bir cihaldir. Biz Timur'u iyi tanımadık maalesef. Ama Timur'un küsitatını okuyun, birinci cümlesi, benim birinci hedefim Cenab-ı Hakk'ın dinini ve Resulullah'ın sünnetini yaymaktır der. Timur farklı bir adamdır. Bu küsitatı belki 10 defa bir şey çevirir. Arkadaşlar, gelelim dördüncü. Timur'u da hatırlarına. Gelelim dördüncü yanlışa. Bir daha asla Osmanlı padişahları Türk kızıyla evlenmedi dediler. Çelebi Mehmet bir kez evlendi. İkinci Murat iki defa evlendi. Biri Amasya Bey'in kızı Şahgeldi'nin, birisi de Candaroğlu Bey'in kızı. İki defa evlendi. Fatih Kurkanıroğlu'nun kızıyla evlendi. Ve ikinci Bayezid Bey evlendi. Dört padişah. Yani bu sebeple değil, Fatih Sultan Mehmet'in o cariyede Fatih'ten sonra Fatih başka bir sebeple, zira Anadolu Beyliklerinden kız alıyorlardı, Anadolu Beyliği kalmadı. Balkan milletlerinden alıyorlardı, onlardan kalmadı. Artık cariyelerde elinde. Anası yok, babası yok, düğün masrafı yok, şu yok, bu yok. Bir tane dışarıda bir beyin kızını alsa, yarın saraya dayısı gelecek, amcası gelecek, halası gelecek, teyzesi gelecek, oğullarını evlendirdiği zaman onların avanesi gelecek, diğerleri gelecek derken aman aman. İşte o zaman bir entrika tarihi nasıl olurdu biz o zaman görürdük. Osmanlı ünleri kesti ki, sistemi iyi tanıyın, Osmanlı sistemi ünlü faydaları var ki, ünlü faydaları var ki. Arkadaşlar nerede geldi? Doğru kaynak. Doğru kaynak. Ya doğru kaynak. Doğru kaynak. Şimdi okuyorum romanı. Hadi bakalım. Ben Yavuz Sultan Selim'in babasının ikinci Bayezid'in ona hiç beddua etmediğini anlatır anlatır dururum. Beddua etti diyenler de tek bir kaynak gösteremez. İskender Paşa ne yaptı? Bir de Yavuz'a kaplan gibi pençesiyle babasına bir vurdu, oturttu. Yavuz'a. Buyurun arkadaşlar. Şimdi bir de bunu anlatacağız. Kusur. Hadi bakalım. Onu anlatamaz. Sen bir de bunu. Sana diyor evladım. Saltanat'ı mübarek olsun. Demek ki bir defa bizim gibi akademisyenlerin kitapları pek okunmaz. Ağır yazarlar. Aman falan filan. Okunmayacak kitap yazınca profesör ediyorlar. Kimse anlamayınca ben niye profesör oldum ki? Bir gecede okutmalı. Bak dedi benden okudum dedi. İki gecede bitirdi dedi. İki gecede başlayıp bitiremezseniz yırtarım o kitapları. Okunmalı. Ama dipnot gösteriyorum. Hepsi ana kaynaklarda. Biz o tarihi ne doğrusuyla okudum tamamıyla dedim. Ne sizler rahat okuyabilirsiniz. Çok uzaklaştık diye. Ama ben onu çok uygun bir insan ve üslupla günümüz insanlara aktarabilirim. Bunu yapıyorum. Maalesef akademisyenlerde yazmayınca bizim de desteği dahil olmak üzere meydan romancılara, hikayecilere,
ne yapılıyor ciddi. Dışarıda da var. İnanın var. Yani yeter ki şöyle kitapçıları gezelim, bakalım. Kaynaklarına nelere dipnot göstermiş mi, dipnot var mı, nelere dipnot gösteriyor. Onlara bakalım, yanılmayız. Kolay kolay. Çok iyi kitaplar çıkıyor, çok iyi akademisyenlerimiz yetişiyor. Son 20 yıldır özellikle bunu çok rahat ifade edebilirim. Çok iyi akademisyenlerimiz var ve çok güzel kitaplar. ahmetşimşir.com yazarsanız ben kitap tavsiye de ederim her konuda. Yani burada uzar gider, kitap tavsiye de ederim. Yani bakarız, hocalarımız burada, bakın şuraya ilim adamları geliyor, alırız, öğreniriz, bakarız. Ama işte bazen de İskender falan, ben de zevkle okurdum, ben de dinlerdim. Bu programı dinlemeseydim. Fakat siz, yine söylüyorum, Osmanlı ile ilgili birisi bir şey yazdığında bir soru işareti koyuyor. Ve tekrar araştırma koyuyor. Bunu yazar olarak düşünmüyorum aslında. Ahmet Şimşek bir yazmış değil. Koy bu soru işareti. Ve yine araştırma. Şu yazar iyi, bu yazar değil. Osmanlı'yı anlamaya çalışalım. Osmanlı'yı hepsini biz biraz daha anlayacağız. Kolay değil anlamak. Bunu da göreceğiz. Konuklarımızdan bir özür dileyerek soruları seçmek durumunda kaldım. Vaktimiz uzadı. Kolay soruları seç. Evet, hem soruları kısa hem cevapları kısa olanları seçtim. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim şekline bugünkü terminolojiyle adı vermemiz icap ederse ne diyebiliriz diye düşünüyoruz? Osmanlı Devleti'ne bugünkü şekliyle yaklaşmış Osmanlı layık diyorlar, demokrasi de diyorlar. Osmanlı dini bir devlettir. Niye? Hukuka bağlıdır bu işler. Hukukuna bağlıdır, hukukuna göredir. Osmanlı'nın bütün kararları şer'iydi. Yani İslami'ydi. Her şeyi İslamiyet'e uydurmak zorundaydı. Onu o oradan alıyordu. Dolayısıyla Osmanlı tam manasıyla şer'i ve İslami bir devlettir diyebiliriz. Ama Osmanlı haklara geniş özgürlüğüne bakıyorlar. Diyor ki layık devleti diyor. Şimdi Cumhuriyet. Avrupa'daki Cumhuriyet de bizim Cumhuriyetimiz 80 senedir değil mi? Venedik 16. yüzyılda Cumhuriyet'te, bugünkü Cumhuriyet'te değil mi? Gel bir tane, buyurun İran'da İslam Cumhuriyeti diyor. Neresi İslam? Suudi Arabistan. Bilmem ne, İslam diyor Vehhabi. İslam'la uzaktan yakından bir alakası yok. Gidiyorsunuz işte Kaddafi, adına İslam diyor. Söyledim işte. Ama Osmanlı gerçek manada dört mezhep üzerine hükümeden ve uyar, dört mezhebe bağlı ve ona göre tam manasıyla bir İslami devleti gerçekten. Bu ayrıca onun her şeyleri söylenebilir, uzun anlatılabilir ama bir mezhep, dört mezhebe bağlı ki 1400 senedir Müslümanlar böyledir. O Osmanlı'ya gelmiş bir şey değildir mezhep meselesi. 1400 senedir gelen bir husustur. Osmanlı'da Halefi mezhebi üzerinde bütün devlet meseleleri Halefi mezhebi üzerine verilir, Halefi mezhebi hukukçuları yetişir. Ama Yahudi, Yahudi'nin dinine, Hristiyan'ın Hristiyan'ın dinine, Osmanlı o kadar hukuka önem verir ki ateist insanlara bile hukuk kurmaya çalışır. Bir hukuk, hukuku varsa idare edersin. Hukuku yoksa nasıl idare edersin? Evet hocam, birbirine bağlantılı yine iki soru var. Birincisi, Şehzade Mustafa'nın için katledildiği soruluyor. Yine Şehzade Mustafa ile ilgili. Bu katil hadisesinden sonra Anadolu isyanları başladı mı? Bir daha bu isyanların bitmediği söyleniyor. Doğru diye soruyor. Anadolu isyanları, yani Şehzade Mustafa isyanı çok az başladı ve çabuk bitti. Anadolu isyanlarının, bizim Celali dediğimiz isyanların Şehzade Mustafa ile hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur. Onun sebepleri çok çok farklıdır. Şehzade Mustafa meselesinde herkes Hürrem'e bakıyor, Rüstem Paşa'ya bakıyor, Mihrimah Sultan'a bakıyor, biraz da kanun yapıyor ama Kanuni bu üçü saray kurulusunu kurdular, Kanuni de bunlara uydu diyorlar. Bütün bakış bu. Ve hatta şimdi Şehzade Mustafa'yı o kadar sevdiriyorlar ki Türk halkına. Çok değil mi? Dizide ne kadar sevecek bir şekilde Şehzade Mustafa. Ve gün gelecek Şehzade Mustafa'yı boğdururken bütün Türk milletini ağlatacaklar ve görene ve Kanuni'ye ve Mihrimah'a lanetler yaratacaklar. Getiriyorlar. Bizi bir yere doğru getiriyorlar arkadaşlar. Bu üçü sacerler.
açık bırakmak da istemiyorum arkadaşlar. O kadar önemli ki şu mesele, şu mesele o kadar önemli ki Hürrem hakkında yapılan iftiraları hiç kimse anlayamaz. Hürrem Sultan hakkında. Hürrem Sultan hakkında dışarıya sor, ne biliyorsunuz deyip bir tek söz söyleyecekler Şehzade Mustafa meselesi. Hürrem Sultan'ın ne yaptığıyla ilgili ikinci bir şey söz söyleyebilecek olan var mı? Hürrem Sultan ne eserleri yaptırdı diye sor. Acaba İstanbul'daki muhteşem Haseki Külliyesi'nin bir sevde adını ver. Hürrem Sultan'ın yaptırdığını kaç kişi bilecek? Oranın eski adı Kadınlar Pazarı. Orada Türk kadınları mal satıyorlar. Namaz vakti gelince namazlarını kısırlar ve cami yaptırıyor. Küçük çocuklarıyla beraber gelenler var. Sıbyan bekleri yaptırıyor. Ve sadece Türk Müslüman çocukları olsun diyor. Şifa hale yaptırıyor. İlacını veremeyen ilacı vakıftan karşılayacak diyor. Bu kadar milletine merhametli bir kadın. Hala bunu kullanılıyor. Kudüs'te bir imareti var. Her gün 400 kişi yemek yiyor. Sabah akşam. Kudüs'te en muazzam imareti. Onun vakfiyesini falan okuyamaz bunlar. Vakfiyesini. Cuma geceleri mutlaka yahni veriliyor. Et yemeği veriliyor. İdilme'de bir muazzam külliye. Anadolu'nun 15 şehrinde muazzam külliyeler. Ve Hazreti Hatice Vadimizin evini tamir ettirmesi. Ve Mekke ve Medine'ye sular getirmesi. Ve daha nice vakıfları Hürrem Sultan Valide Sultan olmadı. Kanuni ile 8 sene önce öldü. Valide Sultanların hastalığı çok büyüktür. Hürrem'in o kadar değil. Hürrem'e gelinceye kadar Osmanlı padişahlarının hanımlarının yaptırdıkları eserleri sol tarafına, Hürrem'inkileri sağ tarafına koyup Hürrem Sultan'ın eserlere ağır basar. Kim çok hizmet ederse o çok iftiraya uğruyor. Peki şimdi size soruyorum. Osmanlı padişahlarından hangisi, Osmanlı valide sultanlarından hangisi kendi oğlunu saltanatta görmek istemez? Başkasının oğlu gelsinler. Bana söyleyebileceğiniz bir isim var mı? Ben istemiyorum. Diğerinin oğlu gelsin. Hürrem işte. Bunun için Hürrem'i hiç de tehdit etmem. Gayet normal. Gayet normal. Onun sözüyle gittiyse suçlu Kanuni. Hürrem'e denen Kanuni'yi suçlarım. Ama mantık zayıf. Adam şaşı bakış. Şaşı bakış, şaşı bakış biri iki görür. Demiş ya ustası, oğlum şu şişeyi ver. Hangi şişeyi usta demiş. Oğlum bak ikinci rafta bir tane şişe var demiş. Yok usta orada iki şişe var, sen görmüyorsun demiş. Evladım bir şişe, yok usta iki şişe. Bir, bir, iki, bir derken ustanın burasına gelmiş. Kırın lan beni demiş. O birini kırınca ortada şişe bir şey kalmış. Şarap biri iki görüyor, şaşırır. Bunlar şaşı bakış sahipleri. Biri iki görüyorlar. Rüstem Paşa Osmanlı'dan hükümet gibidir. Bir şehzadenin yanındakiler o şehzadenin padişahı olmasını ister. Mustafa'nın sancağı değişti. Manisa'dan alındı. Konya'ya gönderildi. Mustafa rahatsız. Kimse Mustafa'ya bakmıyor. Mustafa ne yapıyor diyen yok. Mustafa'yı hiç incelediğini görüyor muyuz biz tarihlerde? Yok Mustafa masum, öldürüldü. Mustafa, Diyarbakır Beylerbeyi'ne bir yazı yazıyor Ayas Paşa'ya. Ben diyor harekete geçtiğim zaman benimle beraber misin? Bu mektuplar Kanuni'ye gitmiyor. O öldürülmeden önce 1553'te ordu sefere giderken ordu ayaklarının noktasında. Kanuni rahatsız, son seferlerde sefere çıkamıyor son senelerde. Mustafa'yı istemek, Yavuz'u ister diye. Rüstem Paşa diyor ki haber gönderiyor, sıkıntılı durum diyor. Bakın Kanuni'nin sözüne. Mustafa asla böyle bir şey yapmaz. Bunu onu ortadan kaldırmak isteyenler düşünebilir. Böyle bir söz söyleyenlerin kendisi var. Fakat Rüstem Paşa yeni haberciler gönderiyor. Şimdi gidemeyeceğim sefere diyor. Rüstem'in belki biraz dahili olabilir. Onu çok çözemiyoruz. Tarihler ne ki Rüstem diyor. Rüstem'in iyileşi diyor. Kanuni bir defa orduyu kışlaklara gönder, geri geliyor. Ve geri dönüyor işte. Bana göre mutlaka Kanuni'ye, Mustafa'nın bazı hareketleri Kanuni'ye geliyor ve Kanuni artık bu işe tam manasıyla inanıyor. Ve Kanuni Mustafa'yı feda etmek zorunda kalıyor. Zira asla şerif kabul etmez.
Mustafa'da biraz aceleci davrandı bana göre kanuni. Çünkü Mustafa'nın açık isyanı yoktu. Geldiği silahları teslim etti, kanuni'nin huzuruna el öpmeye girdi fakat celladlarla karşılaştı. Kanuni'yi ikna ettiler ama Mustafa'nın açık isyanını veremiyoruz. Bana kanuni'nin en nakısa gelebilecek bir noktası deseniz bu noktada aceleci davrandı. Fakat tarihine bilmiyorum. İki sene sonra istemese de biz bir iş olsaydı ne derdik? Onu bilemiyorum. Bunlar hep tarihin bir de böyle bir durumlar vardır. Sonuca göre konuşursun. Aynı Kanuni oğlu Bayezid'de o kadar öldürmemek için çırpındı ki. Açık isyanı var. Açık isyanı olduğu halde adama nasihatçiler gönderdi. Aman dedi. Fakat Bayezid devam etti de etti. Ve İran sığındır sonunda hatta bakın mektuplarına diyor ki Kanuni'ye yazdığı mektupta Bayezid ey Selasem Alena Sultan Süleyman'ın baba tende canın, canının içinde cananın baba Bayezid'e kıyar mısın benim canım baba bir günahın hak bilir devleti sultanın baba Kanuni Sultan Süleyman da ey demaden başkanın duyarlı isyanın oğlu ey baştan başı isyan içinde olan oğlu takmayan boynuna herkiz takı fermanın oğlu ey boynuna benim fermanımı asla takmayan oğlu ben sana kıyar mıydım ey Bayezid Hanım oğlu bir günahın deme bari tevbet ol canım oğlu Kanuni tek şehzade olarak tahta çıktı tek şehzade tek şehzade ve Cenab-ı Hak onun elini kardeş kanına bulaştırmadı. Ama o da bir sınavdan geçti, oğullarıyla geçti. Dünya. Bir sınav, o da oğullarını ortadan kaldırmak zorunda kaldı. Daha açık. Ya bu bir sınav, devlet için. Daha açık. Osmanlı'da devlet din gibidir. Hanedan din gibidir. Bizim için, devlet için, millet için bu zevkini şerbet geçtiler. Kanuni de evladıyla geçti. Ne sıkıntı, ne üzüntü yaşar. Hani evlat kimseyi Cenab-ı Hak iddia etmesin. Evlat. Evet. Yani Mustafa'ya da bakmak lazım. Mustafa'yı görmüyor. Hürrem ise ben zerre kadar suçluyum diyorum. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten. Konferansımız burada sona erdiğimiz Nedim hocamız, Sayın Konuşmacımız Profesör Doktor Ahmet Şifti ile ilgilenen takdim edecekler. Ben Nalim Mahmut'la diyorum, sahibi Ece Bey'le davet ediyorum bunu görürlerse. Şu an soran arkadaşlara özel olarak daha da çok adam kusura bakmasınlar. Konuyu böylesine açtıkları için onlara da sizlere de bir kez daha teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sahibimiz Doğru Kaynak kitapları orada. Sahibimiz sitesinde Doğru Kaynaklar, Doğru Bilgiler hep var. Hep var. Biz düşündük peki bu güzel insana biz ne verelim? Yani o maddeyle, dünyayla bir şey olmayana. Evet. Bizi bundan daha güzel temsil eden bir şey yok. Bununla bizi hatırlasın Ahmet Hoca. Odasında şöyle koymuş güzel bir yere. Onu bize hatırlasın. O yeter. Efendim 20 Mayıs 2011 tarihinde Dünya Deprimi
kalp hastalıkları uzmanlarımızdan Doçent Doktor Arkaslan bir tane bizimle olacaklar. Yine burada. Yine saat 14. Evet, 15 gün sonra kalbimiz hepimizde var kalp ve onunla ilgili yeni yöntemler buradayız. 15 gün sonra saat 14. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Kitapları imzalatamayanlar artık hocayı dışarıya alırız, orada imzaya devam eder. Herhalde ki birazcık daha zaman ayırır hoca bize. Evet.